yakınlıklarıyla, bilgilendirmeleriyle inanın gerçekten ben de bu ailenin bir ferdi oldum. İnşallah darısı da size. Önce arabayla başladım. Arabada tereddütlerim vardı, az bir param vardı. Arabayla başladım, araba zamanı geldi. Zaman bu sefer eve girdim, nasip oldu. Darısı size inşallah, afiyet olsun, Allah razı olsun. Evet, Bülent Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Değerli dostumuz Mehmet Şirin Beyler de buradalar. Kendisi esnaf ve mikrofonu kendisine de uzatın. Teşekkür ederim Yasin Bey. Hepinize afiyet olsun. Arkadaşlar, arkadaşın dediği gibi ben de ilk girdiğimde çok tereddütlüydüm. İlk eve girdim, hep kafamızda bir kuşku vardı. Acaba olur mu, olmaz mı? Ben ilk çekilişte girdim, çekmedi. İkinci çekilişte çıktı. Ev sahibi oldum, darısı hepinizin başına. Şu anda arabada girdim. Gerçekten ticaret yapan bir insanım. Ticareti yapan bir insan çok hesabı iyi yapması lazım. Ve evin evinde çalışmak isteyen veya ev veya araba girmek ise ilk önce hesabını çok iyi yapsın. Yani bugün örnek söyleyeyim, isim vermek istemiyorum. Bir banka girip bugün bir faiz oranı %3'den araba girmeden önce burada düşündüm. Baktım ki aradaki o kadar bir fark var ki, yani vatandaş olarak bizim çok avantajımız var. Bunu önce bir düşünün. Bir de mesela genelde milletin kafasında bir şöyle bir işaret var. Yani çekilişte çıkar mı çıkmaz mı? Sonuçta sen bu işe başladın ve sen biliyorsun ki bir sene ve iki sene sonra bu kesin senin evin olacak. Ve onun için gerçekten ben herkese tavsiye ederim, aklında zerre kadar kuşkusu olan düşünmeden bu konuda ev veya araba girsin. Ben tavsiye ederim, darısı hepsinin başında. Allah herkesi evsiz yapsın bu İstanbul bir şehirde. Sağ olasın, teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyoruz. Değerli abimiz de araç için bir bilgi. Herkese afiyet olsun. Ben Yasin Şahin. Ya ben 4-5 sene araba almak için para yüklemeye çalışıyordum devamlı. Ay sonu boyunca o parayı devamlı harcıyordum. Elimizde para kalmıyordu. Geldim hemen evimde Aysun Hanım'la konuştuk. Girdim bu araç şeyine. Herhalde bir miktar para veriyor diye arabamızı aldık. Son 2 senedir kaldı. Eyvallah, herkese tavsiye ederim. Teşekkür ediyorum. Katıldım. Ben hiç duymamıştım. Gölcük'te yaşayan ailem, sevgili Mehmet Tarık hocamızın kitabının arkasında reklamını gördüğümde onlar vasıtasıyla bana söylediler. Sonrasında bu şehrin evler şubesiyle tanıştık. Ve o yıldan beri şükür ki bu ay itibariyle borcum da bitti. Bu kahvaltı bizim için tutama oldu bir şekilde. Bundan sonra da ben Emin evimden ayrılmayı düşünmüyorum. Evi inşallah satıp yenisini almak için tekrar Emin evimde çalışmaya devam edeceğim. Hepinize afiyet olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Evet, şimdi Cumhur Aydın Beyefendi, Sefaköy Şubemizden Mahmut Güf Beyefendi. Ömer Bey, buyurun, sizleri de alalım. Mehmet abimiz de böyle davet etmiş olur. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ben öncelikle Emin Bey ve dava arkadaşlarına burada sizler huzurunda teşekkürü bir borç bilir ve siz değerli konuklara hoş geldiniz diliyor, afiyet olsun. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu faizin ne kadar kötü bir amel olduğunu zaten bizlere ayet-i kerimelerle ifade etmektedir. Efendimizin de ifadesiyle çok özür dileyerek bunu söylüyorum, sofradayız. Ancak ne var ki bu amel şu anda sanki bakkaldan sakız alınıyormuş gibi işleniyor. Rabbim muhafaza eylesin. Efendimizin konuyla alakalı bir hadisi şerifini zikredeceğim inşallah. Böyle bir amelin, böyle bir faizin 70 tür günahı vardır. Bunlardan bir tanesini zikredeceğim. Af buyurun, hepinizden ayrı ayrı özür diliyorum. Kişi diyor, faiz yiyen bir kimse annesiyle,
çok affedersiniz, zina etmiş gibi günaha düşer. Bu da bunun en hafifidir. Yani bu 70 günahtan en hafifi olan budur. Allah'ın izniyle inşallah bizlerin böyle bir niyeti yok. Olsaydı zaten burada olmazdı. Rabbim Celle Velal Hazretleri bana nasip ettiği gibi inşallah en kısa zamanda sizlere de nasip eylesin. Allah-u Teala niyetlerinizi salih eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisiyle اِنَّمَا اَعْمَالُ بِالنِّيَّتِ Ameller ancak niyetlere göredir. İnşallah biz de niyetimizin karşılığını Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'dan salih bir şekilde almayı ümit ediyor. Hepinize Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Afiyet olsun arkadaşlar. Benim ismim Ömer Tiryaki. 2013'te biz seninle başladık. Özellikle Emin Üstüva ailesi çok teşekkür ederim. Bu sistem için çok güzel bir sistem kurmuşlar. Önce ben kaybolmuştum 2013'te. Ondan sonra tiryaki olarak 10 kişi getirip kaybolmuştum. Yaklaşık 2,5 trilyon kaydımız var burada. Özellikle de Cumhur Bey ve Yasin Bey teşekkür ederim. Bunların yardımcıyla gidince daha da artırarak inşallah devam edeceğiz. Ve bu şirketi kuranda çok güzel bir şirket olarak sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Ömer Bey'e de çok teşekkür ediyorum ve Nazım Boyacı Beyefendi'den de duygularını paylaşmasını isteyeceğim. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Ben Nazım Boyacı. Emin evime katıldım bir arkadaşım vesilesiyle. Ev aldım. Şimdi oturuyorum. Yaşım 50'den fazla. Sağ olsun, var olsunlar. Katkılarıyla hep sahip oldum. Size afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Emin evime de Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hayırlı olsun tekrardan Nazım abi ve Ömer Çelik abimizi sahneye davet etmiş. Merhaba İlkun. Yeni evine Semerkant Devleti Vakfı'yla tanıştım inşallah. Semerkant Devleti Vakfı'yla tanıştım inşallah. 2008 yılından bu yana. 2008 yılında evimizi yağladık. 12 yılında kumbu aldık. 12 yılında borcumuz bitti. Ve arada bir boşluk bıraktık. O mesafede hiçbir para biriktiremedik ve tekrar yazdım, ikinci evimizi aldı elhamdülillah. Yani zaten biraz önce hocamız da anlattı, faizsiz bir sistem. Yani bütün akrabalarımızı da Emin evime yazdık, çocuklarımızı. Emin evime ailesine teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz, hayırlı olsun ve bayram boyunu kadar dostumuzu da sahneye davet ediyorum. Selamünaleyküm. Öncelikle hepinize afiyet olsun. Ben 33 yaşındayım. Size Emin Evimle olan münasebetimi anlatacağım şimdi. 33 yaşında olmama rağmen ben 3 teslimat aldım Emin Evimde. İkisi otomobil, biri ev. Yani faizden kaçınca Allah inanın bir şeyleri nasip ediyor. Bereketini görüyorsunuz bunu. Zaten siz de burada olmanızın sebebi faizden kaçıp herhalde bir şeylere sahip olma niyetiyle buradasınız. Zaten işin manevi boyutunu az önce değerli hocamız anlattı. O hassasiyetle burada olduğunuzu düşünüyorum. İnşallah en kısa zamanda hakkınız da iyisi olur. Tekrar afiyet olsun. Evet, Allah razı olsun diyoruz. Değerli dostlarımız, kıymetli dostlarımız. Bayram Bey'i de sahneye tekrar davet edeceğim. Bir toplu fotoğraf çekimimiz olacak. Mahmut Ülk hocamızı da davet edelim.